Herkese tekrar selamlar. Şimdi ben hazırlandım. AVM'ye gideceğim. AVM'de de kendime yeni bir çamaşır makinesi bakacağım. Bu arada biliyorsunuz benim kurutma makinem Bosch markaydı. Zaten kurutma makinesini alırken de böyle kendime Bosch marka çamaşır makinesi almayı düşünüyordum. Sonrasında işte neyse kendimi zorlamayayım falan derken vazgeçmiştim. İkisine benim normalde çamaşır makinem Hotpoint markası. Kurutmam Bosch markaydı. Üst üste de servis kurmamıştı. Şimdi gidiyorum. Bosch markasına bakacağım. Bir de Siemens'e bakacağım. Siemens'ten yana aslında gördüm. Hani şu anda çamaşır makinesi alacak olsaydım Siemens marka alırdım. Ama şöyle bir durum var. Siemens yine aynı şeyi söyleyecek bana. Bosch marka olduğu için kurutma makinem üstüne kurulumunu yapmayacak. O yüzden de dedim ki yapacak bir şey yok. Gidelim Bosch'tan yana kararımızı kılalım. Zaten ikisi de Alman markası. Hani Bosch markasının kötü olduğundan yana söylemiyorum. Dün hatta Instagram'da sordum. İyi yorumlar da vardı, kötü yorumlar da vardı. Seri 4 ile alakalı çok ses yapıldığını söylemişlerdi. Bir de bir tanesinde de başka bir problem vardı. Hani söylemişlerdi ama bu biraz elektronik işleri gerçekten şansa kalıyor. Bazen alıyorsun hiçbir problem olmuyor. Yıllardır işte 15 senedir kullanıyorum diyen arkadaşlarım da var. İşte yeniler mi artık problemli oluyor bilmiyorum ama bakalım gidip bakacağım ben de. Bu arada mağazayı aradım. Birkaç tane Bosch mağazasını aradım. Elinize teşhir ürün var mı diye sordum. Çünkü teşhir ürünlerin fiyatı gerçekten daha uyguna geliyor. Ben kurutma makinesi alırken o zaman teşhir ürünler vardı ama aralarında çok cüzi miktar fark vardı. Şu anda çamaşır makinelerinde 3000 TL fiyat farkı olduğunu söylediler. Tabi böyle net bir fiyat telefonda söylemiyorlar. Ben şimdi gidiyorum çamaşır makinesine bakalım. İlk başta Siemens mağazasına gideceğim. Sonra Bosch mağazasına gireceğim. Artık ikisinden birinde karar kılıp çıkmak istiyorum. Hadi o zaman gidelim. Hazır vaktim varken şu anda saat bakalım 12'yi çeyrek geçiyor. Yani bir gibi orada olsam rahatlıkla işlerimi halleder. Geri dönerim oğlumu okuldan almış olurum. Çamaşır makinesini aldım. Eve gidince sizlere anlatacağım. Birazcık böyle yoğun oldu, koşturmacalı oldu. Evidia mağazasına geldim. Uzun zamandır böyle Instagram'da gidenleri görüyordum. Paylaşım yapıyorlardı. Ben de merak ettim. Bir bakalım. Eskiden bu kadar güzel değildi buralar. Şimdi bayağı bir güzel ürünler var. Bakalım neler varmış. Elektronik ürünlerden tutun. Portland'ın tabaklarına kadar var şu anda burada. Benim kullanmış olduğum tabaklar yok. Ama bu Portland. Bunlar Tulu porselenin. Bu seri de Portland'a ait. Bunlar da yine Portland markasını. Tabii fiyatlarında bir indirim yok. Bunlar Tulu porselenin. Teklisi böyle 10.90. Ki şu anda Icebir marketi de o fiyatlara geliyor. Şimdi de şöyle Lava markasının döküm tavalarından var burada. Bunlar 300 TL. Sonra dikdörtgen olanlar var 270 lira. Böyle yağ süzme bölümü olan 270. Şu 20 santimlikler 240 TL. Bir de şöyle Papide markasının bölmeli tavalarından var. Onlar da 100 TL. Bir de 80 TL. Şöyle Tulu porselenin çok güzel çay tabaklarından var. Bunlar bayağı hoşuma gitti. Fiyatları da 12.90, 14.90. Çay bardakları ve çay tabaklarına bakalım. Bunlar bende olan model bu arada. Ben de aynısını almıştım ama ben Trendyol'dan almıştım. Çok severek kullanıyorum. Şöyle bunların altı gördüğünüz gibi şöyle bombeli. Bu tabağı ve şu çay bardağını başka yerde kullanamıyorsunuz. Gerçi bardağı kullanırsınız başka tabakta ama şu çay tabağını sadece bardaklarda kullanabiliyorsunuz. Paşabahçe'nin
şu bardakları da iyi fiyat, 50 TL'ye. Genel olarak çay setleri zaten pahalandı. Klasik olanlar şöyle 50 lira, 80 liraya. Şunlar da zarif duruyor mesela. Bu kesme tahtası bayağı hoşuma gitti. Açıkçası böyle kesme tahtası olarak çok ahşap kullanma taraftarı değilim. Ama böyle sunumluk olarak da güzel duracaktır. Boyutu da ideal. Fiyatları şu anda indirimde 60 TL. Sonra böyle zeytinliklerden var. 34.90. Sonra böyle mermer görünümlü sushi için genelde sunum tablası. Küçükleri de var 45 lira ama böyle peynir tabağı olarak da güzel duruyor bunlar. Bunları çok beğendim. Bunları da çay bardağı attığı ya da böyle kupsuz kahve fincanlarına çok güzel oluyor. Ben kullanıyorum ama benimki böyle değil, ahşap değil. Yani bunu görmüş olsaydım bunları tercih ederdim. Tanesi 18 lira ama uzun dönem hani kullanabileceğiniz bir şey, kırılmıyordu zaten. Peynir tabakları 190 TL. Şu düzenleyicilerden getirmişler. Bu marka Pirmanova diye bir marka. Gerçekten çok güzel. Ürünleri hep kaliteli. Aktüel'de de göstermiştim. Bir kez Şok Market'e de gelmişti ama şu ürünü gelmişti. Çok hoşuma gidiyor. Ben bunun yumurtalığını kullanıyorum. Bakın şu düzenleyicileri de var. Bunun linkini eklerim ben size. Bakarsınız. İnternette de böyle indirimli fiyattan oluyor. Şöyle sabunluklardan var. Metaltex markasının düzenleyicileri de güzel, seviyorum. Genel olarak Evidia'da kaliteli ürünler getirmişler. Dediğim gibi ben uzun zamandır girmedim hiç Evidia mağazasına. Yukarıda ekmektekiler. Aa, şu patates kutuları çok güzel. Bunlar da Mia markasının ve oldukça kaliteli. Genelde beyazları da oluyordu onun. Şöyle. Bunlarda kupa askılı var. Bunlar da yine aynı şekilde fincan askılı. Bulaşıklık var ama bak bu çok güzelmiş. Bayağı toplu duruyor. Çok büyük değil. Burada da işte Mia markasının ekmek kaplarından. Havlu askılıkları. Peçetelikler. Şu plastik düzenleyiciler. Uygun fiyatlı olan da var. Böyle pahalı ürünler de aynı zamanda var tabii ki. Kalite kalite değişiyor. Bir de burada plastik düzenleyiciler var. Onlar akrilik. Bir kere bir markete gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir aktüelde akrilik ürün. Tabii bunlar çizilebiliyor. Onu da göze almanız gerekiyor. Ama onlar böyle hemen kırılacak gibiydi. Bunların kalitesini beğeniyorum. Böyle buzdolabının kendi malzemesiymiş gibi duruyor. Bir de saksılara bakalım. Bunlar taş saksılar. Gayet güzel. Renkleri de çok hoş. Fiyatları da hani dışarıdaki fiyatlara göre güzel. Böyle 3 tane şekli var. Gördüğünüz gibi. Ben bunu daha çok beğendim. Böyle biraz oval gelenler var. Aşağıda tabakta olan modeller 40 TL. Bir de plastik olanlar 12.90, 22.90. Şu seri de güzelmiş. Bir de sulama kaplarından var. Çok büyük boylar var burada, 100 TL. Biraz pahalıymış. Plastikler böyle 29.90. Şu beyaz büyükler 40 TL. Ütü masasına bakalım. Bunlar ne kadarmış? 600 TL. Tevalli diye marka. 500 lira. Yani 539 TL. Bu küçük boymuş. Bunlar da 290 TL. Aa, şu bavullar çok güzel. Tabii fiyatları da güzel. Şu orta boylar 519 TL. Büyük boylar da 619 TL. Benim hiç bavulum yok. Bir yere gidecek olsam kalacağım öyle. Annemler götürmüştü. Onlar da götürdüğü zaman yolda kırılmış. Bileda'nın şöyle modları 330 TL. Evim için iki tane güzel bir şey istiyorum. Bir tanesi yatak örtüsü. Bir tanesi de banyo için pasmas. Yani hiç gönlüme göre bir şey bulamadım. Burada da var böyle. 5 tonlarında istiyorum. Şöyle 199 TL. Bunlar tabii ikili olarak satılıyor. Ben tekli bir tane orta boy bir şeyler istiyorum. Ama dediğim gibi şu zamana kadar içmesinden bir şey bulamadım. Bunlar da 200 TL. 120 lira. 120 TL. Termo çantalar var. Bunlar da yazın böyle pikniğe gidersek aslında güzel olur.
Şunlar mesela 65 liraymış. Güzel boyutları da ideal. Bunlar 54.90. Hatta şöyle 40 TL'ye bile olanlar var. Şunlardan almayı düşünüyorum aklımda benim. Bu kadar büyüğe ihtiyacım yok. Çünkü hani öyle uzun bir süreliğine gitmiyoruz. Birkaç saatliğine. Çocuklarla beraber iyi olur. Bunu internetten alırım ben. Aklımda olan bir üründü. Hem yazın hem kışın. Aa, bakın şu arabanın arkasına da bunlar iyi olur ya. Ama tabureler mantıklı mı onu düşünüyorum. Benim eskiden vardı. Hepsi kırıldı. Şu katlanabilir olan sandalyeler burada 100 TL'den başlıyor. Piknik çantası 110 TL. Aa, bakın bunlar da şöyle. İnternetten bakarım. Evde zaten Trendyol'da da var. Ben onun linkini de eklerim sizin için. Oradan bakarsınız. Çocuk bölümü var. Oraya da bakalım. Bunlar da çok güzel yastıklar var. 65 TL. Kırlentici ile beraber bence fiyatı güzel. Şu 5 tonundaki çok güzelmiş. Böyle şekilli olanlar da var. 75 TL. 70 TL. Bunlar neymiş bakalım. Mutfak önlüğü. Ha, böyle MasterChef yazılı. Renkli olanlar. Bir sürü seçenek var. Bir de şu yastıkları beğendim. Geniş olanları. Burada sandalye minderi 54.90. Bunlar da 90 TL fiyatları tabii doğal olarak yüksek. Bu kılıf iki yanın modeline çok benziyor ama bunlar niçin kullanılıyor ona bakacağım. Normal minder diye geçiyor. Hani bu yatağın kenarına koyulabilecek hani Montessori'de falan. Ama onun için de büyük. Bilemedim. Salıncak için belki uyumlu olabilir. Boyutları çok büyükmüş. Burada tekliğinin küçüklerden var. 60 TL, 70 lira. Fiyatları değişiyor. Ha, bu arada tüm kırlentlerde de 5 al 4 öde kampanyası var. Yatak koruyucular köşesi lastikli 80 lira. Kapitoneli olanlar tek kişilik 70. Çift kişilik olanlar da 120 lira. İkili yastık kılıfları var 49.90. Paşa Bahçe'nin şu üçlü su bardaklarının şeklinde beğendim. Bunların fiyatları da 39 lira 90 kuruş. Bunlar da güzel. Sade hem kahve yanına kullanabilirsiniz hem de normal su bardağı olarak. Bunlar da biraz önce şu göstermiş olduğum Hill serisinin daha uzun versiyonu. Bunlar klasik her zaman görmüş olduklarımız. Onların renkleri var. Rakle markasının bunlar. Paşa Bahçe'nin diye. Şöyle yaldızlı modeller var Paşa Bahçe'de. Aa, bunlar çok farklıymış. Altılı bardak. Bunlar da 70 TL. Böyle bir şey daha var. 32.90. Üçlü isimlerini şöyle. Allegra serisi. Bunu ben kullanıyorum. Bu düzenleyiciden hatırlarsanız ben de banyoda kullanıyorum. Ve Trendyol'dan 40-50 liraya almıştım. Şu an burada 120 lira fiyatı. Tabii orada daha uygun. Biraz önce şu fiyatı gördüm de aa çok uygunmuş falan dedim. Sonra baktım ki sıvı sabunun fiyatıymış bu. Bir de banyo için yine Prima Nova markasının şunlarından almak istiyorum organizerlerinden. Bunların bazıları var ki hiç duvara monte etmiyorsunuz. Şöyle bir yerlere asıp sabitleyebiliyorsunuz. Bunlar evet duşakabine bile hani sabitlenebiliyor. Şöyle plastik olanlardan var. Tabii burada fiyatlar çok pahalı. 270 lira, 200 lira. Trendyol'da daha uyguna geliyor. Çünkü sığmıyor. İster istemez işte lifleri falan da asınca. Oradan alma gibi düşüncem var. Bu da yine aynı Prima Nova markasından. 240 TL. Bunlar var mesela. Bunlar hep bildiğimiz klasikler. Ama yani banyoyu sonuç olarak bir kere alıyoruz. Alacaksam ondan alırım diye düşünüyorum. Burada da sıvı sabunluklardan var. Onlara bakalım. Bambular. Plastik. Şunlar da güzel görünüyor. Ben bunları çok seviyorum görüntüsünü. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi içerisine renkli sıvı sabun koyunca hiç güzel görünmüyor. Şurası cam. Basma pompası da güzel. Şu marka da ünlü. Aroma markası.
Bunları da biliyorum. Instagram'da meşhur olan markalar diyebiliriz. Şöyle ahşap diş fırçalıklardan var. 19.90'a düşmüş. Evet. Yok pardon. O beyaz olanlar, bambu olanlar 60 TL'ye. Ben de uygun diyecektim. Tuvalet fırçalıkları, çöp kovaları 120 TL. Şunlar nasıl çalışıyor? Pedallı değil. Bunlar da pedallı olmuyor maalesef ki. Bir de şu tarafta sıvı sabunluklar var. Onlara da bakalım. Şu tombul olanlar güzel duruyor. Şu anda bir videomu yayına açtım. O videoyu izlemişsinizdir. Çamaşır makinesinin zaten olayını anlattım. Bugün sabah gittik, çamaşır makinesini aldım bu arada. Karar verdim. Şu anda Siemens'te çok güzel bir kampanya vardı. Siemens'ten yana tercihimi yaptım. Açıkçası boş marka alacaktım. Neden boş alacaktım onu da söyleyeyim. Çünkü kurutma makinem biliyorsun ki boş marka. Siemens olursa üst üste kurulumunu yapmazlar diye düşünmüştüm. Ama Siemens'e gittiğim zaman ikisi de Alman markası olduğu için sıkıntı yok dediler. Siemens'i de neden tercih ettim? Çünkü arkadaşlarım çok memnun. Yani inanılmaz sessiz çalışan bir makine. Ses benim için açıkçası çok önemli bir detay değildi. Ama onun dışında böyle leke çıkarma özelliğidir. Lekede bekletme, suda bekletme özelliği. Daha sonra işte ayrıca böyle lekelere yoğunlaşması falan. O özelliği çok hoşuma gitti. Umarım ben de memnun kalırım. Biraz şu elektronik işleri şans oluyor. Şansa kalıyor gerçekten. Ama umarım benim için de iyi olur. Bu arada çamaşır makinesi gitti. Aynı zamanda bana hep soruyorsunuz ya işte eline hediye ürünler geliyor. Onları ne yapıyorsun? Aslında ben anneme veriyorum. Hani onların ihtiyacı varsa onlara veriyorum. Örnek olarak Airfryer'den bende 2 tane var. Küçük hazneliği kendime sakladım. Büyük hazneliği annem için ayırdım. Biz zaten 2 kişiyiz. Küçük hazneli bize yeterli oluyor. Ama annemler kalabalık olduğu için o yüzden büyük hazneli olanı anneme vereceğim. Kaldırdım onu. Yatak odasında dolabın içerisinde duruyor. Artık geldiklerinde götürürler onu. Süpürgem vardı biliyorsunuz. Hediye gelen Retrod V17. Onu da arkadaşımla geçen konuşurken böyle bir muhabbet ederken dedi ki benim de ihtiyacım var dedi. İşte Dyson tarzı bir süpürge istiyorum falan. Ben de dedim ki işte böyle böyle V17'de bir tane süpürge var. Bir ay olmadı daha geleli. İstersen bir dene, memnun kalırsan alırsın. Kalmazsan almazsın. O da çok beğendi. Ondan sonra onu ona satmış oldu. Hiç planda olmayan bir şeydi. Elimden çıkarmayı düşünüyordum. O da denk gelince dedim ki çamaşır makinesini alayım artık. Hani daha fazla beklemeyeyim. Çamaşır makinesini de verdim. Öyle olunca yani beni zorlamadı açıkçası. Tamamen kapatmış oldum çamaşır makinesini. Bay erken teslim kampanyası vardı. Siemens markasında. O yüzden de onu değerlendirdim. Şunu da söyleyeyim. Siemens'le Bosch arasında çok az bir fiyat farkı vardı. Ben normalde hani Bosch alırım gibi düşünüyordum. Dediğim gibi ama hani ikisi de Alman markası olduğu için hani üst üste kurulumunu yaptıkları için o yüzden dedim ki Siemens marka tercih edeyim. Şimdi oturarak konuşuyorum. Oturarak konuşmak zorundayım. Çünkü banyoda şimdi havalandırma çalışıyor. Orada iş yapacağım falan. Yarın çamaşır makinesi gelecek. O gelmeden bir de banyonun temizliğini yapmak istiyorum. O zaman gidelim beraber yapalım. Uzun zamandır da temizlik videosu çekmiyordum. Çamaşır makinesi gitti. Dediğim gibi gördüğünüz gibi burası şu anda bomboş. Bu da çamaşır makinesi ile kurutma makinesini bağlayan bir parça. Hortumu falan böyle bırakmışlar burada. Şimdi köşeler gördüğünüz gibi sararmış. Oraları bir ciflerim herhalde duvar kağıdı ama umarım bir şey olmaz. Çok da önemli değil. Önemli olan benim için şu köşelerde falan bayağı toz var. Tabii yerleri kabasını sildim makine gittikten sonra. Oraları bir yıkamak istiyorum. Yarın makine gelmeden önce hallederim. Öncelikle buradaki her şeyi çıkarmam lazım. Çünkü yıkayacağız yerleri. Şu deterjanlığı da çıkaracağım. Bunu da altını yıkayayım. Çamaşır makinesi bir an önce gelsin. Gerçekten bir sürü çamaşır var. Bunlar toz bezlerim. Ben böyle bunları biriktirip daha sonra toplu bir şekilde makineye atıyorum. Birkaç tane ürün almıştım. Aslında aktüel videolarımda göstermiştim ama bu katlanabilir çamaşır serileri gerçekten çok güzel. Özellikle benim gibi eviniz küçükse o kadar pratik oluyor ki. Şimdi bir kişi yorumlarda yazmıştı. Yırtılma falan oluyor mu diye. Ya inanın Sinan bunun yani bayağı içerisine oturuyor ki artık büyüdü biliyorsunuz. Ona rağmen hiçbir şey olmadı. Gayet sağlam. Kullanıyorum. Bir de banyo için şöyle beyaz, siyah detaylı. Çöp kovasından aldım. Banyodaki eskiden büyüktü. Onu elden çıkardım. Ondan sonra şu küçük olanı aldım. Bunların linkini eklerim.
Çöp kovasını özellikle çok sevdim. Tam böyle banyo için uygun. 5 ya da 6 litrelik olması gerekiyor. Buradaki kremlerimi, yüz yıkama jellerimi de kaldırayım. Sürekli kullandığım için o yüzden böyle elimin altında olmasını istiyorum. Bu arada çok az zamanım kaldı. Sinan'ı da almaya gideceğim. Şu bir saat tam zamanım var. O arada dedim halletmiş olayım. Yarın kaçta geleceklerini bilmiyorum bu arada. O yüzden de bugün halledeyim istedim. Yine yarın gelmeden önce bir üstten tozunu alırım. Bu arada size şimdi komik bir olay anlatmak istiyorum. Çamaşır makinesini aldığım zaman fatura için böyle isim soy isim yazıyorlar. Ondan sonra işte ben de Hamide diye yazdı. Ben de Hamide sonu Aile dedim. Ondan sonra benim ismimi Hamide Aile yazmışlar. Yani sonu Aile demeye çalıştım ben. Hamide Aile Süleyman diye böyle yazmışlar. Size bu arada bahsetmiştim hatırlarsanız banyonun şu kısımlarını kaplayacağım diye. Hala kendime folyo alamadım ama geçen gün arkadaşımla konuştuk. Onun da mutfağını kaplamak istiyoruz. Önce tabii burayı bir deneyeceğiz. Küçük bir alanı. Güzel olursa onun mutfağını da kaplamayı düşünüyoruz. Ama şöyle kapladığınız yerin pürüzsüz olması gerekiyor. Eğer böyle dokulu bir mobilyanız varsa ona olmuyor maalesef ki. Benimkiler düz olduğu için o yüzden rahatlıkla kaplayabilirim. Şimdi burayı temizlemeye başladım. Elimde böyle markam banyo tuvalet temizlemek için bir sprey var. Bunu kullanıyorum. Kokusu ağır değil. O yüzden kullanımı iyi. Benim duşakabinlerimde de çok fazla kireç yok. Hani o yüzden aşırı fazla kireçleri de temizliyor diyemeyeceğim. Normal günlük kullanım için ben bunu kullanıyorum. Bu düzenleyici gerçekten benim banyodaki her şeyimi topluyor. Çok iyi oldu. Geçen gün Ebidia mağazasında sizlerle paylaşmıştım. Orada çok pahalıydı. 120 liraydı ama internette Trendyol'da falan yarı fiyatına. Sizde için etlerim siyahı, beyazı. İki tane rengi oluyor genelde. Tüm temizlik malzemelerimi, deterjanlarımı da buraya koyuyorum. Havlularımı da burada günlük olarak değiştirdiğim için buraya koyuyorum. Şimdi şu tuvalet kağıdı. Şu tuvalet kağıdını da hatırlarsanız geçen siparişimde onunla beraber almıştım. Bu da iyi oluyor. Şöyle ki benim tuvalet kağıtlarını koyacak yerim yok tuvalette. O yüzden böyle 4-5 tane buraya koyuyorum. İçince destekliyorum burayı. Sadece bu düzenleyicinin içerisine sadece şu büyük deterjan sığmıyor. Fervo. Onu da yana koyuyorum. Sıkıntı olmuyor. Ama küçük deterjanınız varsa onlar sığacaktır. Banyoyu temizledim, bitirdim. Bu arada bir tek duşakabini temizlemedim. Onun yerlerini temizledim. Çünkü oraya su akıttığım için. Bunu da yeni temizlemiştim. 2 gün olmadı yani banyo yaptıktan sonra. Sonrasında şuralar tertemiz oldu. Duvarla uğraşmadım ama akşam böyle zamanım olursa ciflerim. Çünkü zamanım yok şu anda. Önemli olan şu yerlerinin tozlarını almaktı. Burada da çöp kovası küçük olduğu için ikisini yan yana yerleştirdim. Ki makine gelecek buraya. Makineye engel olmasın. Yerlerini kurladım. Paspasımı serdim. Şu tarafı da göstereyim. Burası da böyle. Bir de buradan ürünlerimi çıkaracağım. Şu yüz yıkama jelimi falan. Burayı da aslında bir düzenlemem lazım ama çok böyle karışık değil de yine de temizlersem iyi olur. Diş fırçalarını kapalı tutuyorum. Bu ikisi burada dursun. Suyunu akıtmasın diye o şekilde koyuyorum. Bir de nemlendirici. Nemlendiriciyi banyoda tutmayın diyorlar ama her gün banyo yapıldığı için böyle kremlendiğimiz için o yüzden de oraya koyuyorum. Bu yine burada kaldı. Normalde makinenin üstüne koyuyorum ama şu an makine olmadığı için şuraya yasladım. Burada bez, kirli bezlerim. Bu da düzenleyicim. Şunları da alayım. Bitti. Burada işim tertemiz oldu. Çıkmadan önce kendime bir kahve yapmak istiyorum.
kahvemi koydum. Bu arada ben kağıt filtre kullanıyorum. Size söylemiştim. Ya bu kullanım açısından daha pratik geliyor. Ben gün içerisinde hem birkaç kere demlediğim için. O yüzden sürekli yıka kurut olmuyor. Şöyle ki koydum. Suyumu da şu termos kadar koyuyorum. Ve kahvemi şu termosa koyup işte içmek istediğim zaman bardağa dökerek içiyorum. Çünkü bunun sıcak tutma özelliği yarım saat oluyor. Yani yarım saatte de hepsini tüketemiyorum. Sürekli işte kahve yap olmuyor. Filtre kahvenin kokusuna bayılıyorum gerçekten. Odayı sarıyor ya kokusu. Şimdi bir bardak koydum. Geri kalanını da şöyle termosa koyuyorum. Ben çay tüketmiyorum. O yüzden böyle kahve hazırda bulundurunca iyi oluyor. Hemen açmıyorum bu arada. Üst kısmı sıcak olduğu için biraz bekleyeceğim. Soğuduktan sonra temizliyorum.